alan göstermen lazım. Var mı? Şınar sahasının... Heh. Tavşanlı Caddesi'nin ucundaki yeşil alanı kaldır. Şılam sahasını yeşil alan yap. Yani Somalıların vicdanına yatıyorsa bu iş, Önder Adar'ın yapmış belli ki, hiç sıkıntı çekmemiş bunu yaparken. Somalıların da vicdanına yatıyorsa benim söyleyecek bir sözüm yok. İkincisi, Ahmet Dikmen'in inşaat malzemeleri sattığı yer, Dağkale Deresi'nin kenarı, Gazi Osman Paşa Caddesi'nin üzeri. Burada ne yazıyor? Spor alanı. Spor alanı. Somalılar spor yapsın diye 85 imar planında burayı koymuşlar. Peki 2003 imar planında burası ne olmuş? Göstersin Serhat Bey bize. Bu arsanın sahibi kim? Bu işten kim menfaat sağlamış? Hangi müteahhit üzerine binaları yapmış? AKP'li müteahhit mi yapmış? DSP'li müteahhit mi yapmış? CHP'li müteahhit mi yapmış? Müteahhitin partisi olmaz. Müteahhit işini yapar. Müteahhitin işi nedir? Daire yapar, dükkan yapar, satar. Gerisi hava civadır. Gördünüz mü imaradalarını? Nereye gitmiş spor alanı? Aynı bölgede spor alanı ihdas etmişler mi? Yoksa ondan mı Şılam sahasına göndermişler? Benim anlattığım bunlar. Gerisi hikaye. 25 metrelik genişliğindeki caddenin 5 metre üzerinde durduğunu söylememe gerek bile yok. Gazi Osman Paşa Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin arasında 5 metre fark var. İşte bunların şehircilik anlayışı budur ya. İmar planı yaparlar, Soma'nın çevre yolu nereden geçecek diye düşünmezler. Soma'nın otobüs terminali nereye yapılsın diye düşünmezler. Ne düşünürler? Kimi nasıl zengin ederiz onu düşünürler. Sosyal demokratmış. Hikaye anlatmasınlar. Bizim yaptığımız işler bu şehri kalkındıran işlerdir. Rant varsa ki imarda mutlaka rant vardır. Biz o rantı belediyenin kasasına akıtmışızdır değerli kardeşler. Kimseyi de zengin etmedik. Benim ihalelerim açık ihaleler. Herkesin huzurunda, basının huzurunda, kamera çekimleriyle yaptım ben ihaleleri. Cebinde parası olan varsa çıkar gelir, işi karlı görüyorsa gelir teklifini verir. En uygun teklifi veren de sözleşmemi yaparım, işi de ona veririm. Onun ötesinde de kimse bizden bir şey beklentide de bulunamaz. Biz de kimseden 5 kuruş bir şey beklemeyiz. Biz bu işleri böyle yaptık. Onun için beni 3 kere seçtim Somalı'yı. Bugüne kadar hep haramilerin elinde kaldıkları için denize düşmüş, efendim hani yılana sarılır. Doğru bir tabir değil ama bizi buldular da bırakmadılar yani. Bizim kıymetimizi bildi Somalılar. Benim belediye meclisinde hiç kimse kafasını kiraya vermedi. Biz her şeyi açık ve net tahtaya yansıtarak herkesin fikri varsa, kimin ne fikri varsa ifade ettiği toplantılarla bu işlere karar veriyoruz. Yani bana hakaret ediyor ama aslında 31 tane meclis üyeme, geçen dönemlerde 25 tane meclis üyeme hakaret ediyor. Bizde öyle kafasını kiraya veren insan yoktur. Herkes aklıyla, mantığıyla ölçer, tartar ve kararını öyle verir. Hür iradesiyle oyunu kullanır. Şimdi diyor ki, bu diyor en son Bölge İdare Mahkemesi'nin, Manisa İdare Mahkemesi'nin verdiği kararla alakalı. Sorunlarla ilgili diyor, soruşturma açsın, açığa alsın, şunu yapsın, bunu yapsın. Ben senin akıl almaya ihtiyacım yok. Vatandaş zaten şikayet etmiş. Sizin bahsettiğiniz kişiler de soruşturulmuş. Evrakı burada. Muhakkik tayin edilmiş. Soruşturulmuş. Belediye dışında. İşlem yapılmasına gerek yoktur diye karar var elimizde. Olay mı? Bunu da veririz. Şimdi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmuşlar. Çünkü neden? Ön yargılılar. Mahkeme kararına gelince değerli kardeşlerim, ben dedim ya bu CHP'nin zihniyeti böyledir. Hep yangına körükle giderler diye. Ülke yıkılsın, batsın, her şey kötüye gitsin, ondan sonra sıra onlara gelsin. Ülkeyi batıran bunların zihniyeti zaten. Biz toparlamaya, düzeltmeye çalışıyoruz. Bu olayda da aynı anlayış içindeler. En son demiş ama ben bir heyet olsun gideyim diye samimi olduğunu sakın düşünmeyin. Yalan söylüyor gene. Yalan söylediğini ispat ettim biraz evvel size. Hiç sıkılmadan, utanmadan, belediye başkanlığı yapmış bir insana yakışmayacak şekilde yalan söylüyor. Yazıklar olsun. Peki, bir sürü hukukçuyla görüştüm ben. Bu mahkeme kararının hatalı olduğu konusunda bütün hukukçular hemfikir. Yarın bu bir üst mahkemeden bozuluk geldiği zaman acaba yüzü kızaracak mı? Acaba utanacak mı? Acaba benden özür dileyecek mi? Bunu da zamanla göreceğiz değerli kardeşler. Benim söylemek istediğim şimdilik bu kadar. Bunlar sadece örnektir. 2003 imar planı ile 85 imar planı arasında arkadaşlarıma talimat verdim. Tek tek eski paftalarla yeni paftaları birleştiriyoruz. Hepsini kendi Facebook hesabımızdan her gün yayınlayacağız değerli kardeşler. Somalılar görsün neyin ne olduğunu. Şimdilik söylemek istediğim bu kadar.
katıldığınız için, geldiğiniz için, bizim sesimizi halkımıza duyurduğunuz için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şu anda verilmesinin duyurulmasına karar verildi. Evrak burada. Kaç kere soruşturacağız bir olayı? İlgili makam soruşturmuş. Belediye meclisine önerge vermişler. Bütün meclis üyeleri incelemiş. Tekrar belediye meclisine gelmiş. Doğrudur diye karar vermiş. Oy birliğiyle. Yani bir de mahkeme kararını sorgulayın bakalım, bu mahkemeden nasıl böyle bir karar çıkar diye. Bir de onu sorgulayın. Peki bir üst mahkemenin sonuçlanması ne kadar tutar başkanım? Elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalışıyoruz. Günü gününe müracaatlarımızı yapıyoruz ve takip ediyoruz. Yani mahkeme orası, adı üstünde. Benim talebime göre karar vermez. Objektif hukuk kriterlerine göre, uluslararası bilinen hukuk kurallarına göre, evrensel hukuk kurallarına göre karar vermesi gerekir mahkemenin. Şimdi bunlar mal bulmuş, mağribi gibi saldırdılar bu olayda. Soma'nın imar planının iptal edilmesi, revizyon imar planının iptal edilmesi çok aşırı bir karar. Bunu herkes söylüyor. Şikayet eden vatandaş da söylüyor. Benim böyle bir niyetim, böyle bir kastım yoktu diyor. O da şaşkın mahkemeden çıkan karar. Yani biz bu mahkemenin kararının hatalı olduğunu düşünüyoruz. Düzeltilmesi için de üst mahkemeye müracaatımızı yaptık. Ve haklı çıkacağız. İnancımız o. Peki bunun gibi başka mahkemeler de açılabilir mi? Yani diğerlerinin önünde açılmış gibi açılabilir şu an. Yani açılabilir. Açsın, herkes hakkını arasın güzel kardeşler. Yani ben mahkemeye müracaat etmek istiyorum. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına hakkıdır bu. Yani bir haksızlığa zaman uğradığını düşünen kim varsa istediği gibi hakkını arayabilir. Hak aramak özgürlüktür yani. Bu arada mahkeme kararını uygulayacak mıyız? Uyguluyoruz. Mahkemenin kararını harfiyen uyguluyoruz. Uygulamaya da devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Aksi bir karar elimize gelinceye kadar. Başka türlü şansımız yok. Başka türlü hareket tarzımız yok zaten. Hayırlı olsun başkanım.